Asgari ücret çalışmaları başlıyor. Dün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ara zammı hakkında önemli ipuçları verdi. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işveren tarafıyla görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını belirtti. Vatandaşsa yapılacak bir düzenlemeyle asgari ücrete zam yapılmasını bekliyor. Zamlansın abi asgari ücret yani. İyi olur yani. Bak ben emekliyim mesela 2800 lira maaş alıyorum. Yetmiyor mesela. Zamlansın yani, isterim yani. İstiyorum ki tabii ki herkes normal şartlarda geçinebilecek, vatandaşların ezilmeyecek şekilde bir asgari ücret olmasını temenni ederim tabii, başka bir şey yok. Biz emekliyiz. İşin gerçeği, hepimiz bu zor altında izliyoruz. Ama elimizden geldiği kadar sabretmeye çalışıyoruz. Hani ne kadar, ne zamana kadar, nasıl olacak onu da bildiğimiz yok. Umut ediyoruz ki hükümetimiz, devletimiz hani emekliyi, asgari ücretliyi, ne bileyim vatandaşı ezdirmeyecek şekilde bir ücret talebi verir. Biz de rahatlar. Ücret zam yapmak gerekiyor. Bütün fiyatlar aldı götürdü. Asgari ücretle çalışan insanlar da buna ihtiyacı var. Vatandaşlardan kimileri asgari ücrete ek olarak 1000 liralık zam beklerken, kimileri ise asgari ücretin 10 bin lira olmasını istiyor. Vallahi 5 bin, 6 bin olması gerekiyor kardeşim. 6 bin olması gerekiyor yani. Vatandaşımız yani şu durumda, yani marketlere gidiyorsun, yani yetmiyor adamların aldığı, çalıştığı, bakıyorsun, yalnız kazandığı para yetmiyor yani. %30-40 arası bekliyor. Olur yani, mutlaka olmalı. En az 10.000 TL olması lazım. Bu da at sahibine göre kişiler tek bir şartla olur. O da milli görüşle olur. Erbakan hocamızın adil ekonomik sistemini uygularsanız her şey hazır. Sadece reçeteyi okuyacağız ve uygulayacağız. Asgari ücrete yapılması planlanan zam henüz belli değil. Ancak vatandaş yapılacak zammın hayat pahalılığının önüne geçemeyeceğini düşünüyor. Sanmıyorum. Enflasyonun durması için her şeyden önce fiyatların düşmesi lazım. Şu andaki Türkiye'deki fiyatlarımız gerçekten Avrupa standartlarına bakarsanız çok yüksek. Mesela bir akaryakıt zammından ele alırsak, bugün akaryakıt her tarafta indiriliyor Avrupa ülkelerinin hepsinde. Bir ucuzlatma, bir hani vatandaşı rahatlatma konusunda bayağı bir indirimler yapmışlar. Hani biz istiyoruz ki devletten bu akaryakıtı indirsin, çiftçi rahatlasın en azından. Çiftçi rahatlasın ki vatandaşa yansıtsın. Yapacağı kadar yapmıştır zaten. Fiyatları önlemenin imkanı yok. Gidiyorsunuz aynı rakamı ertesi gün üzerine koyuyorlar. Kimse meşgul olamıyor. İnsafta kalmamız zaten millette. Bakın karpuza mesela 2.95 yazıyor bugün, yarın geliyorsunuz 3.5 yazıyor. Aynı karpuz var aynı yerde. Böyle bir piyasada nasıl sağlayacaksınız anlamıyorum. Yani. Çözmez. Bizim ülkemizde enflasyon düşmez. İşsizlik azalmaz. Pahalılık azalmaz. Hayır. Kesinlikle. Çünkü bir koşu bandının üzerindesin. Hiçbir kilometre alamazsın. Mesafe alamazsın. Koşu bandının üzerindesin. Koşuyorsun. Sistem, kapitalist sistem seni koşu bandının üzerinde koşturuyor. Koşu bandının üzerinde ne kadar mesafe alabilirsiniz? Kaç kilometre mesafe? Hiçbir şey alamazsınız. Şu andaki sistem bu.